Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz... Kitleleri bu şarkıyla ekran başına topladı. Olacak O Kadar ismini verdiği güldürü programıyla izleyenlerine halkın ve ülkenin gündemini anlattı. Olacak O Kadar programında canlandırdığı siyasi figürler ve sanatçılar izleyicinin ilgisini gördü, çok konuşuldu. Bacıma! Ne koydun lan kafana? Şapka taktım lan, balta bu, balta! Levent Kırca, Temmuz ayından bu yana tedavi gördüğü karaciğer kanseri sebebiyle 67 yaşında hayata veda etti. Kırca, hiciv türünün ustalarındandı. Skeçlerden oluşan programında komik, çoğu zaman trajikomik ama bizden hikayeler anlattı. Yol arkadaşı, eski eşi Oya Başar ve komedyen ekibiyle yarattığı tiplemeler birer efsane oldu. Her gülüşünde sandalyeden düşerek izleyicileri kahkahaya boğan Bestami Balta'nın kemancısı, bir dönemin çok popüler olan çocuk arabeskçilere göndermede bulunan Küçük Hüsamettin, muhabir Hamit El Sabah ve Sinan Bengiyer'in canlandırdığı tam teçhizatlı kameraman Cevat Kelle ve elbette akıllara kazanan sarhoş tiplemesi. Görünüşe göre feci şekilde sarhoşsunuz. Oh. O da öyle mi gözüküyor? Olacak O Kadar 22 yıl boyunca çeşitli televizyon kanallarında yayınlandı. 1948 Samsun doğumlu Kırca'nın oyunculuk serüveni 1964 yılında ilk kez sahneye çıktığı Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başladı. Levent Kırca sinema filmleriyle de izleyicilerin karşısında oldu. 1978 yılında rol aldığı Taşı Toprağı Altınşehir filmi beyaz perdedeki ilk deneyimiydi. Sanatçı daha sonra Ne Olacak Şimdi ve Mavi Muammer gibi filmlerde de rol aldı. Son ve Şeytan Bunun Neresinde filmlerinin yönetmenliğini üstlendi. 2010 yılında oğlu Oğulcan Kırca'nın yönettiği dram türündeki Son İstasyon filminde rol alan Levent Kırca, afişe verdiği röportajında mizahla ilgili şu görüşlere yer vermişti. Vay be! Vay be! 30 yılı devirdin ha! Devirdim be! Bir babamı getiren treni süremedin sen. Babamı getirmek biraz zor anne. Çünkü onun olduğu yere... Mizahın altyapısını da Nasrettin Hoca... mizahı olarak algılayacak olursak ve bu bizim ise, eğer Nasrettin Hoca parayı veren düdüğü çalar ya da yekürküm ye diyor ise, o zaman bizim mizahımız sosyal taşlamadır. Bizim mizahımız görevci gülmecedir, durum komedisidir. Yani ben bunu sürdürüyorum. Sonra her mizah yapan illa sosyal içerikli bir şey yapacak, bir şey söyleyecek demek zorunda da değil. Böyle bir görevi de yok. Ama bu ülkeye ama mizahla, ama müzikle, ama edebiyatla, ama sanatla, fonetik plastik sanatlarla bu ülkeye bir şekilde sahip çıkmazsanız bu ülkeye gelir başkası sahip olur. Ailesi ve onunla beraber yıllarca Türkiye'yi güldüren oyuncu dostları Levent Kırca'nın vefatı ile ilgili üzüntülerini dile getirdi. Şu anda ciğerlerim yanıyor. Bu laf da değil, gerçekten şu anda ciğerlerim yanıyor ve öksürüyorum. Psikolojik olarak mı artık bilmiyorum ama çok sıkıntılı. Ben normal bir baba kaybetmedim. Ben çok önemli bir insanı kaybettim. Bunun dezavantajları da var. Avantajları da var yanında. Avantajları iyi tarafı en azından. Çok fazla insan paylaşıyor. Çok fazla seveni var. Çok fazla gelen, arayan oldu sağ olsunlar. Ben normalde dedelerimizi, anneannelerimizi kaybedecek bir yaştayım. Bunlar doğal şeyler. Babamı, annesini babasını kaybedecek yaşta olduğumu düşünmüyorum. Yeni bir arkadaş, oyuncu bir arkadaşım babasını kaybettim. O benim için ilk oldu. Hemen akabinde kendi babamı kaybettim. Herhangi bir tecrübe etme ya da bu duyguyu yaşama gibi bir fırsat, ki bu çok zor bir şey, olmadı. O yüzden çok zor bir şey. Bekliyorduk. Bir tane mektup yazdı. Onu bu gece 2'ye kadar veda mektubu olarak kabul etmiyorduk. Bu olaydan sonra da onun çok değerli bir veda mektubu olduğu kanısındayım.
Yani söyleyeyim ne söyleyeyim bilmiyorum. Çok iyi yaşadı, alkışını aldı, ödüllerini kazandı. Halkın sevgisine mazhar oldu. Onun adına ben çok mutluyum. En son 2 gün önce yanında refakat ederken babama şunu sordum. Baba, herhangi bir isteğin var mı dedim. O belki yani bir su ister misin gibi mi algılar bilmiyorum ama herhangi bir isteğin var mı dedim. Ne gibi dedi. Ya ne bileyim hani yapılacak bir şey vardır, yarım kalan bir şey vardır. Şu işin arkasını bırakmayın, şununla ilgilenin, şuna yardım edin falan bir şey vardır. O dedi ki oğlum ben bu yaşıma kadar her şeyi yaşadım. Yapılabilecek her şeyi yaptım. Benim için şu anda şu yattığım yatağın sınırlarından ötesi okeydir. Yatağın içiyle oradaki sınırla benim derdim var diyordu. O yüzden hani onun adına ben müşteri oluyorum. Sözün en bittiği noktadayız şu anda. Levent, tanıdığım dostlarımın ve sanatçıların içinde hayatımda sahnede gülmemem gerektiğini ama kendisinin de güldüğünü gördüğümde ikimiz de birbirimize bakıp gülen ve bu gülmeden zevk alan iki kişiydik. Bu Levent'in kendi kişiliğinden kaynaklanan ve seyirciyi avucu içine alan bir sanatçı olmasının vermiş olduğu bir yeteneğin sonucuydu. Hayatında benim çekimlerde, yani olacak o kadar çekimlerinde birlikte olup yine güldüğümü bu kadar hatırladığım bir şey yok. Yani Levent her şeyiyle dünyayı tiye alan yapıda bir insandı. Levent'e Tanrı'dan nurlar içinde yatmasını diliyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Yahya Kemal'in bir şeyi vardır. Onu da söyleyeyim bu arada. Ölmek kaderde var. Bize ürküntü vermiyor. Ama dostlardan ayrılışın ıstırabı zor. Pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Bir ekoldür Türkiye'de Levent Kırca. Biz de yıllarca onun yanında çalıştık. Pek çok şey öğrendik ondan. Yani Türkiye zaten zor bir dönemden geçiyor. Daha yakında bir terör olayı yaşadık. Kayıplarımız var. Gün geçtikçe güzel insanları kaybetmeye devam ediyoruz ve ben çok üzülüyorum buna. Çok mücadele verdi Türk tiyatrosu için. Tırnaklarıyla kazıya kazıya gel diyebiliriz. Hiç pes etmedi. Zaten ekranlarda malum halkın sevgilisi oldu. Ben hep şunu söylerim. Aslında bu değerli sanatçılar, insanları kaybettiğimiz zaman toplum bir yara alıyor. Bundan kimse de bunun da farkında değil maalesef. Evet abi sağ olsaydı benim bu konuşmalarımdan sonra, şimdi söyleyeceğim laftan sonra derdi ki aferin sana söylerdi. Ben yaşasın tiyatro diyorum. Çocukluk arkadaşımın eşiydi Levent. Oya'nın eşiydi. Bizim çok güzel, çok hoş günlerimiz oldu birlikte. Çok iyi bir oyuncuydu. Çok usta bir yönetmendi. Çok komedyen olarak baktığınız zaman şimdiki komedyenlerin arasına asla ve asla sokulamayacak düzeyde her yaptığı komedide mutlaka bir mesajı olan çok özel bir sanatçıydı. Levent Kırca dendiği zaman tabii ki o ironik eleştiren skeçlerinin yanında tiyatroya önem veren bir insandı. Tiyatro emekçisiydi. Ve de 2-3 ay içinde toparlanık aramızdan ayrıldı. Tabii ki yerine konamaz o espride, o zekada, yazdıklarını bu kadar güzel süsleyen, o kadar güzel ironiyle siyaseti eleştiren gerçekten çok az insandan biriydi. Ne yazık ki yerine konamaz bir sanatçıyı daha kaybettik. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülü alan Levent Kırca, tedavisi nedeniyle törene katılamamış, bir mektup kaleme almıştı. 1974'te TRT ile girdim hayatınıza. O günden bu yana bayağı bir zamanınızı aldım. 41 yıl. Teşekkür ederim size, anılarınızda bana yer açtığınız için.
Güzel şeyler paylaşabildiysek sizinle ne mutlu bana. Benim jenerasyonumda bir insan çabalarının meyvesini görememe durumuna mı üzülmeli, yoksa daha kötülerini yaşamayacak olduğu için teselli mi bulmalı, şu an bilemiyorum. Dik durun, adil olun, sabırlı olun. Enerjinizin sirayet etmesine müsaade edin. Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Atatürk'te kalın, Cumhuriyet'te kalın, hoşça kalın. Levent Kırca, yarın öğle namazını müteakip Levent Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.